Merhaba arkadaşlar, Kaka Flex'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Hoş Ben geldiniz. DJ değilim. Sen DJ değildin değil mi lan? Aa. Biz seninle bir yemin etmiştik DJ olmayacağımıza dair. Evet, hani bir hafiften biraz takipçimiz arttığında çevrede sağda solda çok gördük, çünkü hafiften Evet. takipçisi artan herkes bu akşam DJ set binada arka odada yapıyor. Evet, Biz herkes... dedik ki biz DJ arkadaşlarımıza sahneyi bırakalım abi, biz ona niye girelim yani. Güzel bir yemindi. Yani az yemin ederiz. Ama sıkı Tuttuk bu arada yeminlerdendir. yani. Les Benjamins bizi DJ olarak çağırdı, kabul etmedik. Evet etmemiştik. Para da veriyorlardı. Vallahi nasıl yaptık bilmiyorum. Ecem bizi ikna etti ama hatırlıyorum. Doğru bizim yeminimizi Biz hatırlattı. yemini bozduk, sonra oğlum siz Nerede? yemin vermiştiniz dedi. Biz de aa doğru dedik. Biz çok yemin ederiz ama unuturuz. Yemin Yoksa vermek diye bir şey bozmayız yok. bak. Bozmayız tabii Yani asla. yemini ilk ettiğimiz andaki duygu durumumuzu tekrar hatırlayabilsek o yemini hiç bozmayız ama o duygu durumunu unutuyoruz aslında. Evet. Ne yaptın yani şimdi sen bu hafta? İşte az önce seninle halı sahadaydık. Karakterimize pek uymayan bir hobimiz var. Sahadaydık. Gol attın mı? Ben gol atamıyorum ya. Ben de atamıyorum. Sadece pas verebiliyorum. Başka da hiçbir şey yapamıyorum. Ama eğleniyorum yani, yalan söylemeyeyim. Halı sahada insanların karakterini anlamak için çok güzel bir yer. Öyle. En çirkin, en pislik, en primitif hali orada ortaya çıkıyor ya. Arkadaşlarımızın gerçek yüzünü halı sahalarda Gerçek yüzlerini görüyoruz. gördük. Evet, çok büyük saygı duyduğun adamların ne hallere düştüğünü görüyorsun. Aynen öyle. Bir insanın iyi kalpli, sıcak, paylaşan bir insan olduğuna dair tespitler yapabiliyorsun. Olsa abi herkesin kendine görevi zevki olması güzeldir yani. Ama Katılıyorum buna. herkesin kendine göre zevkleri de aynı zamanda iğrençtir. Kesinlikle öyle. Herkesin kendine göre zevkleri Biraz olması... o konudan biraz açmak ister misin o konuyu? Açalım yani. Herkesin kendine göre zevkleri olması... Yani aslında işte tam da kendime de anlatamadığım bir nefret... Evet. Belki sınıfsal bir nefret de olabilir bu arada. Yani kendine zevki... Yani Sınıf yükseldikçe çok artıyor olabilir bazı insanlarda. evet ya da işte bir zevki var ve ona çok bağlı. Ya en büyüğü o, doğru. Evet aslında öyle bir sebepten bu kadar küçük bir şeye mesela bir arkadaşımız hamburgerinden Karamelize soğan çıkarıp karamelize yediği için çok soğan sinirlenmiştim ben. çok sinirlenmiştim. Ya aslında biraz şey bir şey o, doğru. Yani hayatta sana verilen kartları kabul edip oynaman gerekiyor. Yani Evet. her dakikada bu kadar özgür iradeye gerek yok yani. Özgür irade mide Ya bulandırır özgür bazen. iradeyi yani geri geldiği zaman kullan da, yani hamburgerinde de özgür irade kullanma abi, sana içinde karamelize soğan verildiyse. Evet. Bu karamelize soğanı Ben yiyeceksin. bireyselleşmeye o noktalarda çok Evet. karşı durmak istiyorum yani. Karamelize soğanı çıkaran adama güven olmaz. Doğru diyorsun. Yani abi adam dediğin, hamburgerin içinde çıtır soğan varsa onu da yer. Hayır bir deneyimdir. Her şey bir deneyimdir. Karabiberleri tek tek çıkartamazsın, değil mi? Onun gibi bir Ha, şey. kabul etmek Aynen. zorundasın. İşte onun gibi gör yani. De ki bana bu verildi. Ben bunu kötü de olsa. Ya ne kadar kötü olabilir? Evet ya bir de o deneyimi yaşamaya Aşırı kötü karşı duruşu olmaz. o red. Ya ellerini ıslata ıslata orada şey yapıyorsun ya. Yani. Olacak iş değil. Olmaz. Yaşlı insanlar çok özgün bir spastiklikte hapşırıyor bazen. Bunu fark ettin mi? Evet. Gençler biz klasik hapşır diye hapşırırız. Bazen iki kere hapşır diye hapşırırız ama yaşlılarda bir şey var mesela, böyle falan gibi bir şey çıkarıyor yani. Ya da falan gibi bir babam falan öyle hapşırıyor, böyle dede Evet. görüyorum sokakta. Geçen işte babamın arkadaşları da otururken onlar teker teker bir oradan bir yeni bir şarkı gibi hapşırıyor biri. Diğeri de Afrikan ritimleri tınlıyor falan. Yani şeyi düşündüm, acaba hani bunlar biyolojik bir yaşlılığın getirdiği bir hani nazal yollardaki bir bozukluk sebebiyle mi böyle, yoksa hani eski zamanlarda bir zamanlar bir toplum adab-ı muaşeret olarak hani herkes özgün bir spastiklikte hapşırmalı. Herkesin kendine şahsından münhasır bir... Yani ikinci dediğine inanmak daha zevkli olur. Ona bir inanıp biraz hani onun Yani hakkında... ama ben acaba biz insanlar olarak her zaman aslında öyle mi hapşırıyoruz? Herkes aslında özgün mü hapşırıyor diye mi düşünüyorsun? Herkes öyle spastikçe hapşırıyor ve o yaşta artık
mental olarak bir şeyleri koyuvermenin getirdiği şeyle keşfediyoruz yani. Usturuğu bunu şey yapamıyor artık. Kendi baskılayamıyor. Usturuk, aynen. Neyse içindeki hapşırık salıyor mu? Ya fark edemediğim bir usturuk var, evet. Onu eriyorsun o noktaya artık ve aynen. Hapşırığında da o zaman işte renkleniyor hayatımız işte. Renkleniyor, ben çok renkli bir hapşırık dünyasına doğru gidiyorum. Mide mi bulandırıyor aslında yine? Hani çünkü çok böyle ölüyor gibi ya da böyle çok pis bir şey çıkarıyor gibi hapşırıyorlar. Ya da hani mesela yaşlı bir adam çok fena spastiklikte hapşırdığında başka bir yaşlı da senden gibi bir yerden ne biçim hapşırdı ya diye düşünmüyordur gibi geliyor ya mesela. Evet, onların tabii. Mertebesi olduğunu düşünmemize sağlayan şey de i̇şte bu. İşte o yüzden ben onu düşündüm. Hani acaba zamanında öyle mi? Bize mi öyle bakıyorlar? Buna bak be. Çok klasik hapşırıyor. Jenerik bir hapşırış bu diye bize kızıyorlar mı acaba? Evet olabilir ya. Hani ne bileyim yani. Biz de özgün osuruyoruz bu arada ama. Ben, bütün arkadaşlarımın osurukları çok özgündür. Çok güzel osuruyoruz. Bizim evet. Jenerasyon bizim iyi osuruyor. Bizim zaten bir WhatsApp grubumuz vardı biliyorsun. Osuruk Vibes Only. Osuruk Vibes Only diye sadece osuruk atılıyordu oraya. Evet. Oradan istersen bir dinletelim seyircilere. Bir tane iyi like almış bir osuruk tamam. Dinletisine varım. İyi like almış bir osuruk arıyorum. Ya şurada mesela benden gelen herkes yani. Herkesin onayladığı bir osuruk i̇yi var. İyi bir osuruk diye hatırlıyorum. 4 kere osurmuşum. Ya şey yani bak senin bu yaptığın yanlış demişim size. Bu yaptığın insanlığa sığmaz osuruğu. Yani bu osuruk da Ali Mert de İrmencioğlu'ndan geliyor. Tamam. Temiz gözüküyor bu arada bir şekli şey çok böyle. Bu arada bu arkadaşlarımızın osuruğuna dair bir izin alınmadı. Ben buna koyayım değil mi? Doğru. Biraz daha. Aynen böyle oldu. Oo, bu Ali şey Mert'in ya sinematik bir osuruk. Sinematik şey jenerik bu da işte. Evet. Bak. Nam dertler. Nameli yani. Bir dakika osuruklar üst üste geliyor. Zafer'in de çok küçük bir osuru var. Niye bu kadar like almış anlayamadım. Oğlum adam snare gibi osurmuş. Evet. Ondan bu, WhatsApp'ın şey özelliği sayesinde bu mesajları hani otomatik açıyor ya kendisi. Hı-hı. Şey yapıyor. Sen bir tanesini açıyorsun aşağı doğru bütün hepsini dinletmeye devam ediyor. Ben bazen baştan açıp osurukları dinliyorum. Çok zevkli oluyor. Geçen gün şunu düşündüm aslında. TikTok'un en altında ne var diye düşündüm. Yani hep aşağı doğru kayıyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Doğru. Nereye gidiyoruz oğlum? En altta ne duruyor? Sonra dedim ki acaba en altta Allah mı var dedim. Ve biz ona ibadet eden kullar mıyız? Allah'a ulaşmaya çalışarak kaydırıyoruz aşağı aynen. Doğru. Abi kesinlikle olabilir. Ya Allah vardır ya da işte dünya yöneten adamlardan bir tanesinin dedesi. Orada. Oraya saklamışlar. Oraya tahsis etmişler ona TikTok'un en altını. Onu sadece kim bilir biliyor musun? Bu ara takip ediyorsun. Yusuf Güney diye bir adam var ya o bilir. Etmiyorum takip. Nasıl bir şey? Yani adamı etmiyorsundur da. Yok, görmedim işte yani. Yusuf Güney diye bir Türkücü popçu sanatçımız var. Kendisi astral seyahat yaptığını bence iddia ediyor. Bence kim biliyordur biliyor musun? Bir tane adam var TikTok'ta. Kim? Böyle komplo teorisyeni bir adam var. Görüyor musun hiç böyle? Hangisi ya? Ya böyle Türk böyle yelek falan giyiyor. Hı. Güneş gözlüklü falan böyle çok psikopat. Ne teorileri ne? Ne üzerinde? Ya, arkadaşlar orada niye biliyor musunuz? Çünkü orada aslında ajanlar saklanıyormuş. İçinden çıkıp tatatatat arıyorlarmış. Falan gibi böyle Killa Hakan vibe'ında konuşan bir adamdı. Onu görmedim ya. Olabilir o zaman. Görürsen bir de. O da orada orayı keşfetmiş ve oranın hapsine... En altta da o varsa ama ona ulaşmışsın sen o zaman orada değil. Hayır. Ya belki en altta o vardır diyorum yani. En altında o hapsedilmiştir gerçek bir birey olarak ya. Çünkü orayı çözmüştür onun gizemini. Bir kaydırma ekibi kuralım abi o zaman. Ya Allah var gibi geldi bana böyle hani gece ben bir de bakıyorum. Geceleri böyle yatmadan dua etmek gibi oraya bir şeyimizi yapıp hani güç veriyoruz ona hani. Evet enerji sağlıyoruz aynen. Lan. Resmen namaz şey gibi yani. Şeydeki tavşanlar gibi koşup ona. Aynen koşuyoruz kinetik işte parmağımızı enerji. Oradan bir. Gücü oradan alıyor demek aynen. Ki ya. Besliyoruz Çin Allah'ı yani. Çin Allah. Çin Allah da iyi oldu ya. Ben benim biraz de... da Çin'e geçirsin istiyor musun Amerika'yı yenip?
Ya değişiklik her zaman iyidir. Ama ya çok böyle fena bir şey olursa yani. Ya, onu da yaşayalım ya. Ne Onu da olabilir ki? görelim. Bir düşünelim. Çin. Yani Amerika bize para vaat etti. Ünlülük vaat etti. evet. Eğlence vaat etti. Özgürlük vaat etti. Yani vaatleri böyle şeylerdi. Çin Şimdi kendi bize halkına da beraber sağlamlık vaat yaşamayı ediyor. vaat edemedi ya. Eşit hakları vaat edemedi. Edemedi. Ama böyle sağlamlık. Sağlamlık, zindelik gibi bir şey Zindelik. vaat etse güzel olur. Şeylik böyle. Pislik. Neyse Zindelik artık. zindelik ver. Çin gelecek, zindelik verecek diye bir Zindelik. aday sloganıyla. Çin herkes için yani. Yapacak bir şey yok. Mitolojiyle ilgin var mı mitolojiye? Mitolojiye ilgim yok yani. Hiçbir ilgim hiçbir zaman olmadı. Hatta Benim de yok. ilgisi olanlara da saygı duymadım. Bana şey gibi geliyor mitoloji. Ya mitolojinin ben daha modern bir insan psikolojisine ele alınca günümüze daha modern bir inanç sistemi olduğunu düşünüyorum. Hani bunun mantığından dolayı değil ama yani her şey bireyselleşirken, her şeyin bir şeyi varken işte 1.000 tane telefon kapçısı çıkan bir dünyada Evet, çok telefon dükkanı kapçısı var ve gerçekten. çok fazla telefon kabı çıkan bir dünyada nasıl bir tane tanrı olduğunu hala inanılır? Yani Evet. korkunun tanrısı olması çok da yani edebi açıdan Bir da kere daha masraflı. tek Hepsini bir tanrı. adam yapıyor diğerinde. Evet. Diğerinde daha hani güvenilir. Yani korku için bir tanrı var, zevk için bir Abi tanrı var. evet. Daha hani herkes daha işine konsantre olup Ya bir de daha... insanın daha kafasına yatacak bir fikir tarzı bu. İşte ama şey olmuş Böyle bence. O mitolojik tanrılar birbirleriyle çok kavga ediyordu. onlar kendi aralarında Halka hizmet bu. etmeyi ve işte günahları falan takip etmekte büyük sıkıntılar yaşıyorlardı. Bir de şike yapıyorlardı Şike galiba. yapıyorlardı abi. Şimdi zevk tanrısı diyor ki sen yapıştır diyor bir şey olmaz ama diğeri diyor ki öyle herkese de yapıştırırsan ama sıkıntı Tamam falan. işte insan orada doğru karar verecek. Bak çok güzel bir Ama işte test. sonunda Zeus mu yargılıyordu o şey? Zeus tabii Onlar onların da bir bir cennet babası. cehennem yoktu ki. Onlar niye vardı ki o tanrılar oğlum? Taşyalı mı vardı yani? Oğlum işte onlara dua ediyorsun, adak yapıyorsun, o da sana Yapmazsan ne oluyordu yani? Onu bir öğrendik mi ki? cezalandırabiliyor falan. Bir sürü alengiri var tabii. Ha. Mısır'a gidiyorsun, başka İskandinavya'ya gidiyorsun, başka tarzda. Çok zevkli ya. Tabii. Hani bu zevki nasıl bıraktık ya biz insanlık olarak bırakıp boş ver bir tane en iyi bilir. Bak bu bir üşengeçlik şekli abi. Üşengeçlik tabii abi. Bu bir düşünmeyi salma artık. Evet. Daha fazla düşünemeyeceğim ben. Korku tanrısıyla aram kötü olursa olsun. Aynen Bana ne abi. demek ki gibi bir Aynen şey. öyle. Bir anda tek tanrılığa geçtiler abi. Mesela bizde ama gök tanrı falan tek tanrıydı galiba. Hatta ilk tek tanrı o muydu? Tam bilmiyorum ya Ben de açıkçası. bilmiyorum Yani işte. o da daha doğaya Gök tengiri abi işte. gökten Bu kafamızdaki mavilik bu aynı. bizim Allah'ımızdır demiş yani. Tabii abi. Öyle olması lazım. Korku tanrısı. Tabii daha bir hikayeler oluyor, bir dedikodular oluyor o çok tanrı olunca. Abi yaz şiir yaz sabaha Şeyler kadar yaz. oluyor. Sanata hizmet eden bir Aynen. şeydir mitoloji. Zaten oradan çıkan şeyler, hikayeler. Aynen. Her şey ya. Sonrasında filmler Filmler. oldu, bilmem neler Abi oldu. Star Wars oldu, Star Wars ya oldu. insanın yazdığı filmler abi. Bu arada Allah varmış. O nasıl yani? Allah varmış yani, bulunmuş. Aa Ama beklenen ebatlarda değilmiş yani. Tahmin edilen boyutlarda değilmiş ya. Yani. Biraz küçükmüş. hadi. Az varmış yani. Aa. Az ne kadar az oldu? Yani tam sayısını bilmiyorum da hani biz çok büyük bir şey bekliyorduk ya Allah yüce falan. Hani o kadar da büyük çıkmamış yani. Hadi ya. Azmış yani. Bak bu Öyle hiç iyi öyle olmadı oldu. Ben hani hiç beklemediğim yerden yani var mı ya. yok Yani mu diye bekliyoruz biz. Evet tabii. hayır hani az. Azı Azı beklemezsin. beklemiyordum ya. Azı da beklemezsin harbiden ya. İşte böyle İlginç. şaşırtır. İşte Allah büyük değilmiş ama neyse Allah büyük değilmiş. Büyükmüş işte bak. Evet, öyle bir büyüklüğü varmış. Öyle bir işte sen bak insanın öyle hayal edemeyeceği bir şey Tabii. Allah'ın büyüklüğü ya. Liste insanı olmak. Liste insanı olmak hiç olamadığım bir şey oldu diye bir cümle kurdum. Ne gibi bir listeden bahsediyorsun? En sevdiğin 5 film. Mesela ben bunu hep Ha. insanlara sorarım. Hani en sevdiğin yedi Tabii. peynir falan hani bir şeyler. Ama
Belki oradan hani kopyalayıp kendime alabileceğim bir şey var mı diye de merak ettiğim için de soruyorum bazen. Çünkü ben hiçbir şeyin en iyisini tam olarak emin olamıyorum. Tabii ki abi. Zaten Yok büyük ihtimalle. listeleyebilen adam gerizekalıdır ya. Değil mi? Öyle değil midir? Yani şimdi öyle demeyelim. Arkadaşlarımız dinliyor da. Ya Bir kardeşim diyelim de... lan. Ya şöyledir. Listelemek bir eğlence trenidir. Birkaç saat Evet. arkadaşınla yaptın ya da neyse ama public bir listeleyen biri olamazsın yani. Hı. Yani hayatı anlayan bir insan bir şeylerin zaten sıralanamayacağını anlar. Tabii. Yani sıralamak Allah'a mahsustur. Diyelim. Yani en sevdiğim 5 peyniri say abi o zaman. Yani hadi bakalım. Ya benim en Ya sevdiğim en azından şöyle diyeyim. Liste yapabiliriz ya ama mesela sıraya bire dizemeyiz. üç tane şey koyabilirim. İşte onu diyorum. İkiye beş tane O şey zaman 1'e koyabilirim 2'ye değil de falan. işte ilk onu verebiliyoruz Yani hani. sırasızca veririm. Tabii. Sırası inanılmaz ya. Sıralamak hani o ince ayarı Yani hani bir Abazan peyniri Mihal için nasıl bu arada geçiyor? önüme koysalar belki listelerim. Ya da belki bu insanlar böyle deneyler yapıyor da olabilir kendilerine. Yani önüme şu an mesela eski kaşar koy. İşte ne bileyim başka benim sevdiğim mesela tulum peyniri koy. Bir de işte mesela Ezine peyniri koy falan. Bunları belki hani yiyip böyle detaylıca düşünerek falan şey yaparım. Bir bu ya derim belki. Ama o an işte o. Belki yarın diğeri olacak işte. Hani o kadar çok az farklar var her şey arasında benim için. Listelere güvenilmez Yani abi. tad yine bu arada en yapılabilir olan. Yani film falan çok zor. Film falan çok zor. Çünkü Çok çok farklı. farklı birbirinden inanılmaz farklı filmler var ya. Ya da şöyle oluyor mesela hadi biri buldun. 2 ile 10 arası aynı etkide oluyor. Tabii. Onu da dizemiyorsun yani. Kesinlikle. İstatistiği yok ki yani. Mesela futbolcu da en iyi futbolcuyu belki bilirsin hani istatistiklerden Tabii. bakarsın falan. Evet tadını en sevdiğim futbolcu gibi bir şey olur Tadına ya. yeter. Tadını en Ha sevdiğim yine futbolcu. dersin. Kimse de sana bir şey demez. Ben onu seviyorum ya. Bayılıyorum Yani adamın sevmek ayağına, ayrı ensesine falan. insaniyet olarak bir Yani genel bir paket olarak. hareketlerine. Paket olarak demiyorum yani futbol Başarı olarak başarısı tabii. olarak. İşte peynirde bir başarı. Peynirin Filmin başarısı başarısı. yok. İnsanlar peyniri bile yarıştırıyor işte. Ya Başarmasını istiyor. tadın, tad güzelliğinin bir sayısı yok ki. İşte kişisel zevkini Evet. listelemek Ahlaksızlıktır. 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 Gücün olmaz. Bir özel gücüm olsa mesela bu herhangi birine dönüşebilme gücü olsa Her şeye dönüşebilen. her şeye dönüşebilen tarzı bir gücüm olsa ben onu genellikle şey olarak kullanırdım. Yolda gidiyorum mesela. Selam vermek istemeyeceğim biri görüyor beni. Arkamı dönüyorum. Yanıma yaklaşınca hop başkasına dönüşüyorum. Oğlum sen de ama kafayı mı yedin ya? Öyle bir gücün varken sen hala sokakta selam vermek istemeyeceğin İşte adamlar ben mı beni olur ya? anlatan bir anekdot olarak bunu metaforladım. İyi dedin. Yani o kadar büyük bir güce bir sahip olduğumda bile aslında ne kadar basit ve Mütevazı bir hayat sıradan ve yaşamak mütevazı bir istiyorsun. hayat Helal yaşayabilirim. olsun be. Ben mesela her şeye dönüşebilsem ne yaparım? Ne bileyim yani tip olarak dönüşebildiğim için İşte dünyanın en yakışıklı insan olup hayatıma devam ederim. Ne yapayım ben yani? onları şoke etmeye kullanmıyorum. Bak geçen sana dediğim şey metaforu gibi bu işte kişiliğimi anlatan. Bana bir şekilde plakam ismimin baş harfleri MA olarak Denk denk gelse. gelse ben onu değiştiririm. Tabii utanırsın ondan. Utanırım. Sanki kendisi yaptırmış adama bak ne zengin yavşak falan derler böyle. Aynen böyle işte. Bunlar anekdotlar. Evet, tabii. Aklıma geldi. İyi geldi, iyi geldi. Bana bu hikayeler iyi geldi yani. Bazen yürüyoruz seninle dışarıda. Hep Hı. şey oluyor ya. Bir çöp toplayan bir abi geçiyor. Evet. Ve bütün köpekler ona havlıyor. Evet. Şimdi ona neden avladıkları tartışma konusu. Ayrı. Herkesin Kokulu. kendine göre bir teorisi Herkesin var. teorisi olan manyakça bir fact Evet. yani. Kesinlikle havlamıyor. O gerçekten ben o anı gördüğümde çok üzülüyorum. Yani ve kendimle özdeşleştirdiğim bir metafora dönüştürüyorum onu. Yani havlayan köpek karşısında çöp toplayan adama Bir de dönmek. hani şey oluyor. Adam zaten yaptığı işten çok memnun değil. Yani göz önünde olmak istemediği bir meslek.
onunla ünlü olmak istemiyor. Bir de hani köpekler onu parmakla işaret ediyorlar. Bakın bakın bu adam ne biçim bir iş yapıyor. Herkes bu adama baksın. Böyle herkes, bazen hani... Herkes de o adama bakıyor. Herkes de o adama tabii ki bakıyor. Ya. Bir anda ölüyor mu biri? Ne oluyor köpeklere? Tabii. Bir de hani sonraki adam kendini savunmaya çalışırken oradan bir kadın gelip ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun sen? Doğru. Çektir git falan diyor. Adam doğru. Artık bitti yani. Ya buna bir devletin bir şey yapması lazım. Buna bir şey yapılması lazım yani. Bu ya bir figürdür, bir mitolojik bir destandır yani. Çöpçü, yani havlayan köpek karşısında çöpçüye tabii. Dönmek. Evet. Yani bir insanın her gün başına gelmeyecek bir bence hal. Biz hani daha böyle topluma seslenen insanlar olarak yaptığı iş yüzünden böyle hikayeler yazmamız lazım. Yani sırtında küfesiyle gururlu ey çöpçü adam. Ey çöp toplayan reis. İşte öyle bir şeyler yazıp onları yüceltmemiz lazım. Evet yani. Abi onları yani onlar da bir romana yakışır bir an yaşıyorlar. Yani çöpçü adam deyince bir de mesela anlat sonra söyle. Tamam bu kadar. Adamın geçen baktım şey İsviçre'de yapılıyormuş o kartonlar. Yani o ben de gördüm ya. Böyle yabancı bir şey yazıyordu arkasında. Evet baktım sonra böyle şey İsviçre'de yapılıyormuş. O İsviçre'den onu getiriyormuş. Vay yani. Be. Ya yani burada yapılamıyor mu bana koyayım ben anlamadım. Çuval yani. Belki İsviçre bize hediye ediyordur öyle bir anlaşmamız var. Yani sike sike ben ne ama İsviçre'den yani. Malın olması da iyiymiş yani. Tabii adamlar İsviçre'den şey bir eşyan yoktur. Yok adamlar ona biniyor yani. Vietnam'dan falan bizim her şeyimiz. Yani. Çin, Vietnam, Türkiye. Karışık yani. Aynen. İsviçre'ye biniyor abi bak İsviçre'den arabaya biniyor yani. İşte İsviçre'den belki İsviçre'nin kokusuna dayanamıyor köpekler işte. Dayanamıyor, katlanamıyor. Bu ne lan diyor. Bu ne oğlum diyor. İsveç de olabilir bu arada. Ben onun ikisini hala öğrenemedim tam ya. Yani. Yakışır. Arkadaşlar Kakaflex'in 3. bölümünün sonuna geldik. Bizimle beraber bu yolda yürüdüğünüz için, bu bölümleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz bir hedef koyduk. 20 bölüm diye yola çıktık. Belki 18 olur, belki 17 olur, belki 10 olur. Ama emin olun ki hepsi de mutlu olur. Top dolu olur. Bakalım. Tutti.